Evet arkadaşlar, yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Dert dinlenir konseptiyle. Birazdan bu sandalyeye farklı farklı dertleri olan kardeşlerimiz gelecek ve onların dertlerini dinleyeceğiz. Ardından o dertlerine çözüm sunmaya, onların dertlerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Çok şükür abi, sen nasılsın abi? Allah razı olsun, ben deyim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne satıyorsun, şeker mi satıyorsun? Şeker abi, pamuk şeker vallahi. Bunları kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum abi. Evde makine mi var? Yok, makinemiz şu anda ambarda duruyor abi. Hı-hı. Masal parkın içinde yapıyoruz abi. Her zaman her dakika bekleriz abi. Yani buradan izleyenlere de söylüyoruz, kardeşimizden alsınlar özellikle. Eyvallah abi. Için, teşekkür ederim, evet abi. Ne kadar bir tanesi? Tanesi 3 lira abi. Tanesi 3 lira, çok. 2 alana 5 lira abi. 2 tane alana 5 lira. 5 lira abi. Kampanyamız da var. Reklam almaya başladık. Merhaba kardeşim, nasılsın? Merhaba, iyiyim vallahi abi, ne olsun yani, uğraşıp duruyoruz, sen nasılsın? Allah'a da iyisin, ben deyim çok şükür. İsmin neydi? İsmim Burak. İsmin Burak, evet. Benim de ismim Fatih, çok abi, memnun oldum. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz abi. İsmin neydi? Hüseyin Kadir Bayrak. Hüseyin Kadir. Hasan Demir. Hasan Demir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi. Allah daha iyisin inşallah. Bizim de burada bir derneğimiz var Ordu Caddesi'nde. Evet. Sığınağım diye. Aynı zamanda YouTube'da kanalımız var. Evet, gelmiştim oraya. Vay. Pandemiden önce şey var orada, Taha. Ahmet abi, evet. Onu Instagram'dan takip ediyordum. Hı-hı. Dedim ben bir kere gideyim çünkü orası çok beğenmiştim. Çok güzel bir kanaldı. Evet. Geri geldim. Tam pandemiden önceki son sohbetinizde geldim. Dedim, hı-hı, her hafta gelirim, pandemi girdi herhalde. Bizim konseptimizde dert dinlenir. Sizin derdiniz var mı? Bu yaşta derdimiz olmaz diyorsunuz. Senin biraz sanki dertlerin var gibi bakıyorsun ya. Hiç derdin yok mu bu hayatta? Çikolata falan alamıyorum. Abi bir çikolata alacak yaş geçti çok. Vay kardeş, fena ya. Biliyorsun konseptimizin ismi dert dinlenir. Evet abi. Dert dinliyoruz burada. Biz de dert dinliyoruz abi. Biz derdimizi anlatıyoruz, evet, abi. Evet, senin derdin nedir? O zaman seni dinleyelim biraz. Gelecek kaygımız çok. Gelecek kaygınız mı? Evet. Sen kardeşim? Ben futbolcu olacağım. Hı-hı. Futbol ilgileniyor. Evet. Bu kadar. Aynen. Yok mu derdin? Derdim yok ya, Allah'a şükür. Kafana taktığın bir şey var mı merak ettiğin, ya da bu aralar seni böyle uyutmayan ya da sıkıntıya sokan? Okul. 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 Okul niye ya? Sınavlar. Baba korkusu. Baba korkusu mu var? Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Benim zamanında ailem niye çalışmadı abi? Ben niye bu işleri yapıyorum? Ben niye evde oturmuyorum da arkadaşlarımla niye gezmiyorum? Ailem niye zamanında çalışmamış? Ben bunu anlamak istiyorum ama bir türlü de bu şeyi çözemedim abi. Okul okuyor musun peki? Evet abi, okul okuyorum. Hem okuyorsun hem de çalışıyorsun. Hem okuyup hep çalışıyorum abi. İşte gelecekte ne olacağım falan filan. Çok da takmak istemiyorum ama, hı-hı, insan ister istemez bunu takıyor, evet, kafasına. Aslında bu konuyla ilgili zaten biraz düşündüğümüz zaman, biraz hayatımızı sorguladığımız zaman gelecek endişesi dediğimiz, yani geleceği çok fazla düşünmemizin çok da mantıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Aynen. Neden? Çünkü Allah'ın Rezzak, yani rızık veren ismi var. Mesela bir sineğin midesini bile unutmuyor. Onun ihtiyacına her gün cevap veriyor, her gün karşılıyor. Aynen. Sen mesela hiç duydun mu? İşte bugün sinekler açlıktan öldüler. Yok. Ama onlar bunu kafaya takıyorlar mı? Takmıyorlar. Yok. Ya da hayvanlardan işte bugün acaba ne yiyeceğim, rızık endişesi taşıyanları gördük mü? Yok. Hayır. Ama biz insanlar daha çok işte geleceği düşünerek kaygılar içerisine giriyoruz. Bunun da sebebi ne? Gerçek manada acaba Allah'ı tanıyor muyuz? Bunu sormamız lazım kendimize. Aynen. Hakiki manada Allah'ı tanısak, onun Rezzak ismini bilsek, onun rızık veren yönünü bilsek, o zaman biz bu endişeye kapılır mıyız? Kapılmayız. Aslında şöyle bir şey var, gelecek endişemiz var ya. Şimdi hadi diyelim ki mesela hesap kartına şu an 3 trilyon para yatırıldı. Parayla birçok meseleyi, sen gittin kendine çok güzel bir şekilde bir futbol kulübüne yazdırdın, güzel bir şekilde başladın. Hadi şöhret de oldun, sen de kardeşim gittin kendine bir iş buldun, para problemin de yok. Gelecek endişesi gitti. Gitti mi gerçekten? Hayır. Yani para olduktan sonra bütün o problemlerin çözülecek mi? Yok. Gece yastığa başını koyduktan sonra problemlerim kalmayacak artık, oh rahatım diyebilecek misin? Hayır, daha sağlık da var. Sağlık da, sağlık. İşte arada o da var. Mesela anne karnındaki bir çocuğun böyle bir endişesi yok değil mi? Ama en iyi şekilde besleniyor. Veya işte doğduktan sonra dünyanın en sağlıklı besini var, anne sütü. Anne sütüyle besleniyor ve bugün bunun özelliklerine baktığımız zaman da mükemmel bir şekilde beslendiğini görebiliyoruz. Allah bizi orada unutmadı. Belli bir yaşa geldikten sonra tadı, kokusu, maddesi bir olan toprak maddesinden bize rızık gönderiyor. Yine unutmuyor bizi. Bu kadar bizi unutmadıysa gelecekte unutur mu acaba? Unutmaz.
Unutmaz da işte insanoğlu. Şunu bilmemiz lazım. Hani sen burada niye diyorsun değil mi? Yani burada aslında böyle olmasaydı neden böyle oldu? Kaderimizde neden evet, böyle şeyler evet. gerçekleşti? Aslında ben de rahat rahat okulumu okuyabilirdim. Evet. Diğer insanlar gibi, diğer çocuklar gibi güzel bir hayat yaşayabilirdim diyorsun. Peki sana soruyorum. Hayatın şu an kötü mü gerçekten? Şükretmeni gerektirecek. Yani Allah'a çok şükretmeni gerektirecek şeyler yok mu? Var. Onu var. Çok mesela? Elimiz ayağımız tutuyor abi. Çalışıyoruz. Ona elhamdülillah. Şükür olsun. Çok şükür. Kimseye muhtaç değiliz. Allah kimse kimseyi de muhtaç etmesin Amin. Abi. Mesela sana sorsam kardeşim. Ama samimi cevap vereceksin. Sana 10 tane Ferrari vereceklerini söyleseler. İki gözünü verir misin? İki gözüm vermem. Vermezsin. Aslında en büyük zenginliğimiz şu an hayatımıza odaklandığımız zaman hep gelecek endişesi diyoruz ya. Hiç halimize şükrediyor muyuz? Hep birilerine özeniyoruz. Mesela sosyal medyanın etkisiyle ya benim de arabam olsun, şöhretim olsun, şuyum olsun, buyum olsun diyoruz değil mi? Aslında bunlar bize çözüm sunuyor mu? Mesela bugün 10 milyon takipçisi olan birisi Instagram'da ölüme karşı bir çözümü var mı? Ya da engelleyebiliyor mu? Yok. Hani diyorsun ya gelecek endişemiz var, şu var, bu var. Aslında en büyük gelecek endişemizin ölüm olması gerekmez mi? Hiç kimse ölmek istemiyor değil mi? Çünkü ölüm korkutuyor insanı. Ama halbuki ölümün ardında çok güzel şeyler var. Bütün sevdiklerim buradan İstanbul'a gitse onların yanına gitmek istersin değil mi? Burada durmak ister misin? Yok. Durmak istemem. Aynen öyle de öldükten sonra bütün sevdiklerimiz oraya gidiyorlar. Peygamberler orada, evliyalar, güzel insanlar orada. Ben de oraya gitmek isterim. Biz de gitmek isteriz değil mi? Çünkü ölümün o karanlık yüzünün arkasında ne güzel bir güzelliği görmemiz lazım. İşte iman nuruyla, Allah'ın gösterdiği nurla aslında biz bunu görebiliyoruz. Mesela o günler annemin dayısı vefat etti. Allah bir kazayla öldü aynen. Hani durup düşündüğün zaman iki günlük dünya, hı hı. çok çabalıyoruz. Yani gözümüzü böyle şey bürümüş artık, açgözlülük. Evet. İşte insanın bazen durması lazım bunun için. Yani burada biraz durmamız lazım ama işte öyle. Kesinlikle çok güzel bir yerden yakaladın aynen. aslında. Bu da bir imtihan oluyor herhalde. İmtihan aynen öyle, çok iyi yerden vurdun. İmtihan meselesinin farkında olmamız lazım. Aynen. Bir de aslında yani bu bize verilmiş olan hani endişe diyoruz ya, gelecek endişesi. Evet. Aslında Allah bize bu endişeyi niçin vermiştir hiç merak ettin mi? Niye bir insan endişeye kapılmak zorunda hisseder kendini? Şöyle, gelecekte rahat etmek için diye biliyorum. Hı hı, çok çünkü, doğru aslında aynen, evet. Gelecekte rahat etmek. Ama işte, bu geleceğin içerisinde sadece dünya mı var yoksa bir de dünyadan evet. sonraki hayat da mı var? İşte aynen. Evet. En önemlisi aslında öbür dünya için bir evet. şeyler yapmamız lazım ama bu dünyanın öyle bir şeyi var ki. Hı hı. İnsanı gerçekten sadece bu dünyaya aldık diyor. Evet. Ama işte onun için... Cezbedici değil mi? Aynen, cezbedici bir yönü var. Onun evet. için o cezbetmekten uzak durmak lazım. Aynen onu öyle. Onu daha önce ibadetle falan. Aslında sen de bunu çok güzel bir yerden de söyledin. Gelecek endişesi dediğimiz şey aslında Cenab-ı Allah bize sonsuz hayatımız için bunu vermiş. Yani insan gelecek endişesine kapıldığı zaman ne düşünüyor? Diyor ki sonsuz hayatımı kurtarmalıyım. Sonsuz hayatımı kurtarmak için bugün ne yapabilirim? Hani Peygamber Efendimiz de buyuruyor ya, evet. dünya ahiretin tarlasıdır diye. O tarlayı nasıl en iyi şekilde biçebilirim? Nasıl orayı güzel bir hale getirebilirim? Mesela bunları aslında söyleyebilme imkanımız varken, dediğin gibi mesela hazır lezzetler ve geçici o lezzetlere takılıyoruz ve hakiki manadaki gelecek endişesine unutuyoruz. Aynen. ve kısa olan, geçici olan şeylere takılıyoruz. Aynen. Bu günümüzün aslında büyük bir problemi. Aynen, çok herkes işte gelecekte ne yapacağım, ne edeceğim bunları düşünüyor ama çevremize baktığımız zaman bu endişeyi taşımamızı gerektirecek hiçbir şey olmadığını anlayabiliyoruz. Hiçbir şey yok. İnsan tabii daha çok lüks ve daha böyle rahat yaşayabilmek için bunları düşünüyor. Yoksa aynen. bugün açlıktan ölen insan yok. Yoktur aynı. Bazıları şunu söylüyorlar işte madem açlıktan ölen insan yok niye Afrika'da bazı insanlar açlıktan ölüyorlar diye soruyorlar. Halbuki onların da Allah rızkını gönderiyor. Bugün dünyanın en güzel yeraltı kaynaklarını onlar sahipler. Aynen. Altın, gümüş ya da diğer elmas dediğimiz şeyler. Evet. Hani madenlerle alakalı olarak. Fakat onların malları çalındığı için, gitmesi engellendiği için o insanlar bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Allah yine de rızka kefildir. Her türlü rızkı bir şekilde yardımlar aracılığıyla gönderiyor. Aynen, onların rızkını unutmayan, anne karnında bizi unutmayan, doğduktan sonra bizi toprak maddesiyle besleyen, bize yağmuru unutmadan gönderen Rabbimiz emin ol gelecekte bizi yine unutmayacaktır. Aynen öyle Allah. Evet, hayatta bazen sıkıntılar oluyor, problemler oluyor ama şükredeceğimiz o kadar çok şey var ki ne yapıyoruz? Hep olumsuza odaklanıyoruz. Biz insanlar olarak Allah'ın verdiği güzel nimetleri görmüyoruz. Kendimizden aşağıdakilere baksak halbuki hep kendimizden yukarıdakilerle kıyaslıyoruz. Niye onun zenginliği var? Niye bu var? Niye şu var? Peki kendimizden aşağıdakilerle hiç kendimizi kıyaslıyor muyuz? Bazılarının daha kötü durumda, engelli, sıkıntıları var. Değil mi? Daha kötüsü var. Herkesin daha kötüsü var. Onlardan daha kötüsü ölmüş kişiler var. Ama biz bunlara bakıp şükretmediğimiz zaman ne oluyor? Hayatımız büyük sıkıntılara giriyor.
Halbuki güzel şeyleri görmemiz lazım. Bak ne güzel sağlıklısın. Mesela bizim bir kardeşimiz var, Yakup diye. Bu kardeşimiz mesela başını oynatamıyor. Nefes alırken boruyla nefes alıyor. Rahat bir şekilde nefes alamıyor mesela. Bize şunu söyledi biliyor musun? Dedi ki 5 dakika rahat bir şekilde nefes alacağımı bilsem 5 milyar 10 milyar vermeye razıyım. Düşünebiliyor musun? Rahat nefes alması için 10 milyar vermeye razı. Biz paramız yok, niye böyle, niye şöyle diyoruz değil mi? Ama ya sağlığımız elden gitse, o daha büyük zenginlik değil mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en zengin insanısın, biliyor muydun bunu? Bunu biliyorum abi. Nereden biliyorsun? Çünkü sağlığımdan biliyorum abi. Çok güzel. Normal yani iş konusunu söylemeyeyim abi. Hı hı. Allah bana o değeri vermiş, bana sağlık vermiş. Maşallah. Elim ayağım tutuyor çok şükür, çalışıyorum. Elhamdülillah. Yani ondan biliyorum. Abi. Mesela çok güzel bir şekilde yakaladın. Deseler ki bize bir gözünü ver, sana 15 tane Ferrari araba vereceğiz. Vermem abi. Vermezsin değil mi? O Ferrari'nin ne kıymeti var ki gözden dolayı? Ne kıymeti var? Bir Allah kıymeti onu bana yok. Vermiş. Ben de bir gidip de 15 şeyle mi değiştireceğim araba? O zaman bak sen çok zenginsin kardeşim. Bence dünyanın en zengin insanısın. Seni tebrik ediyorum. O zenginliğinin de farkındasın. Allah senden razı olsun senden kardeşim. Senden de razı olsun abi. Eyvallah. Gerçekten yani bunu fark ettiğimiz güzel oldu. Hayatta böyle sıkıntılar, problemler yaşayabiliyoruz ama her zaman kendimizden aşağıdakilere bakmamız lazım. Şükretmemiz gereken o kadar şey var ki. Peki ne yapacağız? Bu dünyaya niçin geldik? Allah'ı tanıyıp ona kulluk etmek için geldik. Bak fakir, zengin ayrımı var mı cenneti kazanmak için? Yalnızca zenginler cenneti kazanır diye bir şey var mı? Hayır abi, o parayla hiçbir alakası yok. Parayla bir önemli alakası yok. Önemli olan namazı, duası, o Kur'an-ı Kerim'i açtı mı zaten, hı-hı, yani Allah'ı tanımış oluyor ha. Aynen öyle kardeşim, çok doğru söylüyorsun. Sen gerçekten helal olsun, bunların farkındasın. İnşallah Cenab-ı Allah seni cennetine koyar, daha güzel bir hayat yaşarsın. O zor durumdaki insanlara da yardım edersin. Bunun farkında olman çok güzel. Allah senden razı olsun. Senden de abi razı. Gel sana bir söyle sarılalım. Bir tane alat ya. Bir tane yok, o sorun değil abi. Yo tamam. Yo benden. Bir tane de alalım ya kardeşim. Bundan da bir tane almak istiyorum aslında. Sorun değil abi. Yo yo. Yo abi verme verme. Yok yok hayır. Yok abi yo yo ben onu almam. Yok. Abi siz kardeşim, alın 3 tane alın hele. Kardeşim çok memnun oldum. Görüşürüz. Allah razı olsun. Kardeşim çok teşekkür ediyoruz size. Çok güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun sizden. İnşallah geleceğinizde çok güzel bir hayatla Allah sizi buluştursun. İman dairesinde cennete gideceğiniz bir hayat yaşamayı Allah size nasip etsin kardeşim. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.